Kardeş 3-2-1 kayıt, 3-2-1 kayıt da neredeyiz? Ne tabelası? Antakya'dayız. Hatay da deniyor. Aham da Antakya. Aslında biraz yavar oldu da işte. Antakya türküsüne bakmayı unutmuşum o bakımdan. Yoksa bize yakışan bir türkü söyleyip gitmek ama artık bu seferlik idare edeceğiz de bu sefer. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hala bir de aylardan Temmuz ise bambaşka. Sahilde insanlar el ele sımsıcak. İşte ben böyle bir akşamda aşk oldum, aşk oldum, aşk oldum. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim Akdeniz akşamlarını niye güpegündüz çekiyor? Hadi biz çekmişiz. İbo Akdeniz akşamlarına güpegündüz güneşin alnında klip çekmedim ya. Çekti. Ne olmuş bizde Akdeniz akşamlarını gündüz çektiysek? Bir Serhat Kelleözü bestesiydi bu. Bu ne? İskeleden denize atlamak yasaktır. Aslında atlayacaktım. Olabilir, Şubat ayı kıştır, donuyor olabiliriz. Ama atlayacaktım. Madem yasakmış, riayet edelim biz de yasaklara. Bilmiyorum, seveni vardır, sevmeyeni vardır ama ben kendi adıma taze soğan kokusuna, affedersiniz ayım bayım, bayılırım. Peki bu soğanlar tarladan evimize nasıl oluyor da geliyor? Kolay gelsin. Teşekkür ederim, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. İşte gördüğünüz gibi. Gördüğümüz kadar inan, ahalinin birkaç ay sonra buralarda keyif çatacağı, İnşallah. Güneşleneceği, denizin, kumun, güneşin tadını çıkaracağı yerin hemen kıyısında, soğukta, ayazda, ellerde biraz çatlamış soğan topluyorsunuz. Ne yapalım? Mecburuz. İsim efendim sizin? Gül Canımoğlu. Gül Canımoğlu mu? Evet. Canımoğlu soy isminiz mi oluyor? Evet, soy ismi. Yoksa isim olarak acık uzun geldi bize de. Yok. Sayın Gül Canımoğlu. Soy isminizi canım kızı olarak mı değiştirsek diye insanın bir aklına geliyor. Burada yevmiyeci misiniz efendim siz? Evet. Günlük kazancınız ayıp olmazsa nedir? 15. Peki Sayın Gül Canımoğlu. Buyur. Tazeyken mi topluyorsunuz bunu? Soğanı. Hmm. Evet. Bu ne zaman bildiğimiz kuru soğan olur? Bırakmanız mı gerekiyor tarlada? Kelle soğan ayrı. Nasıl? Yani ayrı. Bu kelle soğan olmaz. Hadi. Evet. Hadi. Cahil. Vur vur yüzüme. De cahil. Ben zannediyordum ki taze soğanı tarlada bırakırsanız oluyor size kuru soğan. Erken toplanınca oluyor. Hani salatalık gibi. Bizi bir de bağışlarsanız efendim bize. Buyurun. Semoş Arnavut. Semoş. Evet. Semoş mu adınız siz? Efendim? Semoş Arnavut. Semoş. Evet.
Hayır biz Mehmet'e Memoş denir diyorlar Memoş yani. Memoş da denir. Ne bileyim. Yani. Ahmo deniyor işte bazı yerde Ahmet'e. Yani, bazen de kısacası Semoş da denir. Sema mı orijinal adınız? Evet. Yani nüfusta mı Semoş yazıyor sizin? Yok. Sema. Ha Sema. Sema. Niye öyle takma isminizi söylüyorsunuz efendim? Ama siz söylediniz. Ben isminizi bağışlamışsınız dedim. Siz direkt ben Semoş dediniz. Ben dedim ki Sema yani. Şamioğlu. Belki ağzımı kapatmışım diye anlamış olabilirsiniz. Sema Şanlıoğlu olunca. Sema Şanlıoğlu. Ben Semoş olarak anladım. Sema Şamioğlu. Soyadım Şamioğlu. İsim Sema. Semoş'u uyduran benim yani. Evet. Yani kısacası da Semoş da diyebilirsiniz yani. Diyelim Semoş. Diyebilirsiniz. Beyiniz buralarda mı efendim? Biz bekarız. Bekar. Hı hı. Ben ufak ufak buradan şey yapsam, sıvışsam ikidir baltayı taşamıyorum. Bir Sema Hanım'a Semoş dedik, istemeden oldu. İkincisi de Bekar Hanım'a beyiniz buralarda mı dedik. Bu kepazelikte bana yetsin artsın bugünlük yani. Günlük gaf hakkımı ben sizde doldurmuş oldum yani. Ki daha gideceğimiz bir sürü yer var ama. Efendim başınızı enteresan örtmüşsünüz bir şapka. Evet. O böyle klasik beyzbol şapkalarından. Üstüne işte. İki tane. Kültür harmanı böyle bir şey. Beyzbol şapkasıyla başörtünün kombinasyonu. Bir de görelim efendim sizi bir. Düşkün müsünüzdür süsünüze püsünüze? Maalesef. Nasıl maalesef? Evet demek mi hayır demek mi? Yani hayır o kadar değil. Ama yine yani, de kremdir mremdir. Yok o kadar değil. Krem mrem kullanmıyorsunuz mu? Kullanıyoruz da yani o kadar değil. Aşırı şekilde değil yani sosyetik falan. Kadınlar gibi değil. Estağfurullah canım. Sosyetede kremi alıp suratına böyle sürdüğünde falan değil. Bizim işimiz işte soğanda. Eldiveniniz var ne bileyim güneş cildinizi yakmasın diye öyle bir yok, kozmetik ürünleri yani, falan. Biz mesela şimdi soğuktan korunuyoruz. Yani. Bu şekil bağlama hı-hı. Artistik değil tabii ki. Yok. Soğuktan korunmak için yani. Yoksa yazın açığız yani. Bekarsınız. Hı-hı. Tarlalarda koca bulma şansınız. Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Yok. Maalesef. Yok. Sizi düğünler, dernekler, kına geceleri paklar diye düşünüyorum Sayın Semoş. Ara ara bir düğünlerde salınacaksınız ki. Gidiyoruz. Gidiyorsunuz maalesef ama. Ama bulamıyoruz. Görmüyor mu efendim sizi? Kimse görmüyor. Bekarların anaları? Görmüyorlar. Gözleri küçülür o an. Kısmet be ablam be boşver. Yani kısmet. Allah büyük. Tabii canım. Büyük tabii. Gerçi şimdi de evlilik zor bir şey yani. Kimse çekemiyor ki evliliği. Tabii canım ama. Öyle yani, değil mi yani? Ne diyeyim ben şimdi evlilik çocuklu olarak. Yani o bu zaman öyle bir zaman ki yani böyle aklı başında bir koca bulmak da zor. Yok gerçekten zor bir şey. Yani bazı insanlar evli insanları görüyoruz ya, sen ne yaşadıklarını. Sen kardeşim burayı hafiften bir siyaset meydanına çevirdin. O da ayrı bir iskele sancağı çevirdin burayı ya. Yani. Doğru insanı bulduğun zaman evlilik sorun değil. Tabii tabii anlıyorum. Hiç olmadı mı böyle? Ya oldu, evet oldu. Ama hani işi yok, gücü yok, içkici, sarhoş. Yani öyle. Peki öyle, elle tutulur birileri gelmedi. Gelmedi. Peki efendim, gönlünüzün kaydığı biri olmadı mı? Herhalde yani, illaki oldu. Ne oldu, başka birini mi aldı? O da ailesi istemeyince başka birisine vardı. Niye, soğancı gelin mi istememişler? İstemiyorlar, tarlada çalışan gelin, manikürlü falan gelin istiyorlar. Benim bugün baltayı taşa, hatta patlatma günüm. Ben bir de kozmetikle ilgili soru... Ya affedersiniz Semoş Hanım efendiciğim ya valla. Üç tür pot kırıyorum ben ya. Yok canım sağ ol. Ailesi istemedi demek. Yani istemedi. O da ne oldu? Ailesinin istediğini mi aldı? Evet. O sizi sevmiyor muydu? Seviyordu ama onun elinden bir şey gelmezdi ki yani. Aile baskısı aşka üstün tabii mü geldi? Üstün geldi yani. Siz de küstünüz mü acık? Herhalde. İnsanın zoruna gider tabii ki. Ne zaman cereyan etti efendim hadise? Ne mi bir gönül yarası var? Var ama kapandı. Ne zaman kapandı efendim? Bayağı oldu yani. Rafet El Roman'a göre gönül yarası geçmek bilmez. Geçmek bilmez ama belli bir zamandan sonra zaten geçiyor. Niye olmadı? Ailesi mi istemedi? Ya olmadı. Kendi vefasız çıktı. Yani boş verin şimdi bu konuları. Annem. Soğandan konuşalım. Soğanın neyini konuşacağız ya? İşte soğan ağlatır be ya. Yok. Ha ağaç, ha soğan. Ha vefasız, aşık. Ha da soğan ne farkı var yani?
Bu bari karın doyuruyor. Belli bir lezzeti var. Evet, ne bileyim antibiyotiği evet, var. Doğru. Kışın yediğiniz zaman soğuk algınlığınızı vesaire alır. Vefasız ne yapar? Hiç. Vefasız çeker gider. El olur. Hoş geldin. Sevoş. Gel gel. Gel öyle dertleşiyoruz be. Dertleşelim bari. Çöp çöp. Ama sağlar iyi oluyor. Ya tamam otur 5 dakikadan bir şey çıkmaz canım. Gel. Gel hele. Bitmez soğan işi, tarla işi. Vallahi İki tane gönlü kırık hanımefendi. Hanımefendinin sevdiği ailesi istememiş. Hanımefendi. Sizinki vefasızlık mı? Vefasızlık. Nasıl bir vefasızlık yaptı? Şimdi yani çekip gitti. Yani şimdi ortada bir şey yok muydu? Bir şey söylemedi yok, mi? Yok yok. Yani şöyle bir şey yoktu. Ne bileyim, daha güzelini buldum, daha zenginini buldum, daha okumuşunu buldum, daha hamaratını buldum, öyle bir şey demedi mi? Yok. Yok demedi. Gittim. Gidiş o gidiş. Evlenmiş yol mi? Yol açık duydunuz olsun. Duydunuz mu? Bilmem. Artık yani umurumda bile değil. Ağladınız mı çok? Yok, hiç ağlamadım. Değmez yani. Niçin ağlayayım ki? Niye canım, ağlar insan? Yok Allah ağlamaz. Allah. Yani ben ağlamam. Yani çünkü değmez. Yani o kişiye değmez. Ağlayın. Kalp öyle demez ki be Ceylan be. Demez ama mantık önemli bu zamanda. Mantık. Ya annem zaten mantığı çalıştırabilsek problem olmayacak da işte. Gönül bu ota da konuyor. Yani. Affedersin, vefasıza da konuyor. Hanımefendiciğim. Ben konuşmasam olmaz mı? Olur hanımefendi. Tamam öyleyse konuşmayın. Fakat ne güzel konuşuyorduk hanımefendi, beyefendi. Pek bir düzeyli girdik muhabbete. Tamam artık. İsminizi bağışlarsanız efendim. Semra Canımoğlu. Semra Canımoğlu. Evet. Siz hanımefendinin? Arkadaşız. Soy isimleriniz aynı? Hayır. Yengem oluyor. Ha öbür Canımoğlu evet, sizin yengeniz evet. Oluyor. Bayan da amcamın kızı oluyor. Akraba mısınız herkes burada aşağı yukarı? Evet, üçümüz akrabayız. Peki kestirmeden sorayım. Evli olan var mı aranızda? Burada? Evet. Bir tek yengem var. Numunelik. Onun için mi ayrı takılmış öyle o? Evet. Havan batsın havan. Evliler işte bizi hava atıyorlar. Kocam var biz diye şişim şişim şişim, şişim mi orada? Oturdun tahtayı kıracaksın. Daha ne yapacaksın? Sinir sinir oturmuş orada, kocam var kocam var gibi. İşte evliler diyorum ya, bize hava atıyorlar. Hava mı atıyorlar efendim? Tabii. Siz de bekarken hava atın canım. Biz de atıyoruz işte. Atıyorsun da. Ama ne havası, sakın havası. Martılardan başka senin havanı görecek olan pek de bir şey yok be. İsminiz neydi özür dilerim? Semra. Semra hanımefendi. Hanımlara yaş sorulmaz ama. Maalesef yaşımı söyleyemeyeceğim. 20-25 arası. Daha çok, daha çok. 32. Efendim? 32. 32. Evet. Bence ekrana bakmak suretiyle bağırınız acele koca aranıyor diye. Olamaz, yapamam bunu. Yapamam. Olur mu? Espri amacıyla yani. Canım belli mi olur? Biri görür falan hani. Gören zaten burada görecek. Görmeyecek olan nereye gitsem görmeyecek. Nerede görecek efendim, anlamadım. Bahçede görebilir, evde görebilir. Ama bizde bu şans yok ki. Nasıl şans yok canım? Tabii evlilik şansı yok ki. Niye olmasın? Herkesin evlilik şansı var. Ömrümüz zaten hep bahçelerde geçtiği için. Yani bahçede geçtiği için mi bekar kaldınız? Öyle mi diyorsunuz? Sanırım öyle. Bahçede yok mu böyle bekar adam madam? Yok. Hiç mi olmaz yani buralarda? Yok. Var da ama. Kapanın elinde kaldı. Evet. Evet. 10 bekar hanım bir tane bekar adam olunca bahçede geride kalıyor bir evli hanım, bir evli adam ve 9 bekar hanım. Ondan sonra o bekar hanımlara yenileri ekleniyor ama bekar erkekler gelmiyor tarlaya. Demek ki tarlada çalışınca bir hafiften, affedersiniz yani sözüm meclisten dışarı, evde kalma riskiniz var. Onu bir söyleyeyim. Hiç olmadı mı efendim? Dünür münür gelmediler mi size? Görücü mörücü gelmedi mi? Oldu. Kaç dünür geldi size? Görücü geldi. 2-3 tane oldu. Birisine de nişanlılık dönemi geçirdik. Anlaşamadığımız için ayrıldık. Neyi anlaşamadınız efendim? Siz soğanın yani, tazesini, o kurusunu mu severdin? Ya işte ufak bir sorun oldu aramızda. Ayrıldık. Çok büyük sorun olmazsa o ufak sorun nedir? Ufak sorun anlaşmasızlık. Yani. Takı yüzünden mi mesela? Hayır. Hani biz... Hiç? Yok. Onun... sorunu değil de başka bir soru.
Anama bakacaksın. Hayır, bakmam gibi bir şey. O da değil. Annemle yani oturacaksın. Çalışma ilgili, çalışmayla ilgili. Evlendikten sonra çalışacaksın kızım. Nişanlı döneminde yani çalışmamı istemedi o yüzden. E ne güzel, adam çalışmanı istememiş işte. Ben istiyorum. Maddi durumumuz iyi değil. Bakamıyor muydu size? Ne tamam hayatım ben çalışmayayım ama işte günde 15 YTL alıyorum. Sen bana günde 15 YTL veriyor musun mu dediniz siz de? Dedim. O da dedi ki nerede kızım, 15 YTL'yi bulsak seni mi alacağız biz? Yani ben kendi alın terimle paramı kazanmak istiyorum. Kendimi bir şeyler almak istiyorum. Ha, siz çalışmak istiyordunuz. Evet. O sizin çalışmanıza izin evet. vermedi. Siz çalışmayı tercih ettiniz. Ben çalışmayı tercih ettim. Adam da gitti, çalışmayacak başka bir hanım mı buldu? Evet. Ağladınız siz de. Hiç de ağlamadım. Ya herkes de aynı bir. Valla hiç de ağlamadım. Zoruma da gitmedi. Çünkü ben işi tercih ettim. Ablacığım ne diyeyim ben sana işte yani. Al o zaman, al. Al sana koca, al. Al, al. Al işte, al. Yuvanı bunlar yıktı senin. Ya al, çalışmakmış. Ama, al. Bu para. Al, hayrını gör. Para mı? Al. Nerede benim param? Al. Paraya sattın beni. Her şey koca demek değildi. Her şey koca demek değil de, her şey soğan demek de değil. Evet. Her şey tarla demek de değil. Her şey para da demek değil. Her şey para değil ama ben çalışmak istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.